Arkadaşlar iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün ben de webinarda olacağım. Ara ara yorumlarla katılmaya çalışacağım. Beraber yapacağız evet webinarı. Güzel oldu bu birlikte sunmamız. Bugün öncelikle kısaca konumuzdan bahsedelim. Trump'ın Türk lirası mı yoksa Biden'ın Türk lirası mı diye konuyu seçtik. Bu şekilde bu konu üzerinden hem grafikler hem Türkiye ekonomisi hem de ABD'deki seçimlerle ilgili değerlendirme yapacağız. Ama başlangıçta risk uyarısını yayınlamamız gerekiyor. Burada anlatacaklarımız herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dolayısıyla sadece eğitim amaçlıdır ve bu şekilde sunumumuzu yapmaya çalışıyoruz. Tamamdır. Şimdi Trump'ın Türk lirası ve Biden'ın Türk lirası ile ilgili konudan başlayarak öncelikle Türkiye ekonomisinin şu anki durumu, son dönemlerde olan gelişmelerden bahsedeceğiz. Birkaç grafik seçtik. Bunları belki şu şekilde daha yaygın şekilde tamam sunabiliriz. Öncelikle son açıklanan faiz kararından başlamak istiyoruz. Son açıklanan faiz kararı 200 baz puanlık artış ile 10.25 seviyesine yükseltildi. Bu piyasanın yani beklediği yönde bir hareket idi. Fakat beklediği miktarda bir hareket olmadı. Yani 200 baz puan yerine 500 ile 600 baz puan gibi bir beklenti vardı piyasada. Bunu işte Bloomberg ya da para analiz gibi kaynaklarda da bulabilirsiniz. Fakat faizin 10.25 seviyesinin yükseltilmesinden sonra Merkez Bankası'nın açtığı ihalelerde geç likidite penceresinde verilen faiz oranı 11.75'ten verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada 10.25 ile 11.75 arasında olan boşluk Merkez Bankası'nın yani hareket alanını belirliyor. Dolayısıyla bu seviyeler arasında yani kurdaki baskıya bağlı bir şekilde faizi de geç likidite penceresinden daha yüksek bir şekilde uygulayabileceğini gösteriyor. Son dönemlerde yani ortalama fonlama maliyeti yükseldiğini görüyoruz. Fakat ayrıca çok özellikle geç likidite penceresinin de sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Faizin artması tabii ki piyasa için olumlu bir gelişme. 10.25'e yükseltilmesi. Fakat çünkü biliyorsunuz 3 Ekim'de de enflasyon açıklandı. Enflasyon rakamları da son açıklanan 11.75 seviyesinde yani geçen senenin aynı dönemine aynı ayına kıyasla geçmiş aya kıyasla da 0.86 yükselişle yükselme kaydetmiş. Buradaki rakamlar yani enflasyon seviyesi faiz seviyesinden hala üstünde seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla faiz seviyesi reel olarak negatif getiri sağladığını hala söyleyebiliriz. Bu arada bu şeye de dikkat edebiliriz belki. Yani Türkiye'nin CDS priminin 500 baz puan seviyesinde olması da önemli bir etken yani burada. Hani reel olarak bir faiz verilmediği sürece CDS riskinden dolayı yabancı gelmiyor yani yatırım. Sıcak parayı çekemiyoruz. Hani böyle bir durum da var yani. O CDS primi düşmesi çok kritik aslında. Evet, evet bu hatta galiba dünya genelinde CDS priminde en yüksek seviyede olan 3. veya 4. ülke konumunda bulunuyoruz. Evet.
İlk 5'teyiz yani, onu ben de net olarak biliyorum. Evet. Bu ayrıca bu hani enflasyonun hesaplanması konusunda TÜİK'e karşı baskı ve şüpheler olduğunu okuyoruz farklı kaynaklarda. Bu olan hesaplamalar TÜİK'in resmi hesapları, yani enflasyon rakamları. Fakat belki siz de duymuşsunuz daha önce John Hopkins Üniversitesi ekonomi profesörünün birçok ülke için günlük olarak enflasyonu, hatta aylık olarak enflasyonunu Stephen Hanke hesaplıyor. Günlük olarak Türkiye için de hesapladığı enflasyon bu kırmızı çizgiyle çizilen seviyelerden gösteriliyor. Official inflation rate, yani resmi olarak enflasyon düzeyi 11.75, fakat 11 Ekim tarihi rakamlarına baktığımızda 36.89 seviyesinde olduğunu belirtmiş. Evet. Aslında resmi, ben Hanke'nin röportajını da izledim de, resmi enflasyonun da bu kurdaki atak nedeniyle, yani işte yazın 6.80'lerden şu an 7.90'lara gelmemiz nedeniyle Ekim ayı itibariyle resmi enflasyona da yansıyacağını belirtti. Yani resmi enflasyonun da zaten geçmiş grafiğin geçmiş kısmına bakarsak orada da görürüz. Yani hani Hanke'nin hesapladığı enflasyon oranıyla resmi enflasyon az da olsa bir korelasyonu var yani. Hani onun enflasyonu çok zirve yaptığı 2018'de mesela. Daha sonradan resmi enflasyon da onu ufak ufak yakalamaya çalışıyor. Yine benzer şekilde resmi enflasyon Kasım-Ekim aylarında tekrardan yükselişe geçecektir diye düşünüyorum. Kendisi zaten bu şekilde belirtmişti. Evet, bu durum bayağı ilginç ayrıca, çünkü yani genelde şu alışkanlık içinde olduğumuz bir dönem, hani ithal ederek büyüyen bir ekonominin yapısı olduğu için enflasyon da genellikle ihracatın yükseldiği dönemlerde de aynı şekilde artıyor. Dolayısıyla hani kış aylarında ihracatın düşmesiyle enflasyon yükselmesi aslında bu ekonomi içinde iç dinamiklerin de farklı bir korelasyon bozulduğunu görmüş oluyoruz. Yani genellikle gördüğümüz korelasyonun kışın görmeyebiliriz. Hanke'nin enflasyon verisi bu şekilde 36.89 seviyesinde. Ayrıca bu bir tablo var önümüzde, haftalık parasal göstergeler. Son bulduğum veriler bu 30 Temmuz yani Temmuz sonu dönemi içerisinde. Fakat daha yeni tablolar, yani veriler de bulma imkanımız var. Toplam krediler, pardon, burada işaretleyici seçenekten bulacağım, tükenmez kalemler. Toplam krediler yılbaşından bugüne %27.2 artmış durumda. Bu durum Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında çok daha hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Tüketici krediler %30 artmış yıllık, yani yılbaşından bugüne yıllık olarak %46 bir büyümeye tekabül ediyor. Ticari krediler ise 26 seviyesinde. Burada gördüğümüz gibi tüketici kredilerin ticari kredilerden daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla büyümenin ya da tüketimin, yani krediler vasıtasıyla desteklendiğini de söyleyebiliriz. Bu verileri Türkiye Data Monitor'dan aldık. Nakit bazlı bütçe dengesinin de verisini paylaşmak istedik sizlerle. İç borçlanma ve nakit bütçe dengesinin, yani nakit açığının, bütçe açığının son dönemlerde COVID nedeniyle çok hızlı bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Daha önce hiç bu kadar bir artışın gözlemlendiğini, görüldüğünü görmedik. Ocak-Temmuz arasında olan veriler bunlar. Daha sonra
yani yıl sonuna kadar bu bütçe dengesi, bütçe açının hangi seviyelere kadar olacağını, yükseleceğini takip etmekte fayda var. Hazine nakit bazlı bütçe dengesi 12 aylık ortalama. Burada da yıllık olarak bu şekilde faiz dışı denge bu mavi ile olan nakit dengesi de 200 milyar dolar açık olarak şimdiye kadar oldu. Fakat hafif döviz girişleriyle hafif yükselmeler de görüyoruz. Ama yıllık olarak gördüğümüzde birçok yılı aşmış durumda. Yani 2018 krizinde olan nakit dengesindeki açığı da görebiliyoruz. Yıllık olarak 60 milyar dolar civarında gerçekleşmiş durumda. Ama COVID nedeniyle hazinenin nakit dengesi diğer birçok yıla kıyasla aşınmış durumda. Ya bu bütçe dengesi Türkiye'nin hani dış kamuoyundaki aslında en çok takdir edilen taraflarından biriydi hani bu zamana dek, 2020'ye dek, yani COVID'e dek. Ama 2020 itibariyle burada da çok ciddi bir bütçe açığı başlamış durumda. Yani bu da aslında yine Türk lirasını negatif etkileyen gelişmelerden biri yani. Evet, evet. Bu arada buradaki rakamlar milyar TL, şey dolar değil yani, hani bütçe açığı TL olarak olduğu için. Hı hı. Buradaki rakamların hepsi TL yani. Tamam. Evet, milyar TL. Sonrasında işsizlik grafiği var. İşsizlik mavi olan aşağıda görüyoruz ve genç işsizlik. Bu veriler tekrar son olarak aldığımız veriler Temmuz 2020'ye tekabül ediyor. Temmuz sonu itibariyle genç işsizlik %26 olarak kaydedilmiş. Toplam işsizlik olarak ise %13 seviyelerinin biraz üstünde seyrediyor. İşsizliğin yani son dönemlerde, hatta şeyi bugün gördük. İngiltere'de işsizliğin artmaya başladığını gördük. Hani toparlamanın V şeklinde ya da hala süreceğini beklediğimiz dönemlerde işsizliğin artmaya başladığı gözlemliyoruz ve bu gelişmiş ülkelerde bile oluyor. Dolayısıyla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin durumu biraz daha kötü. Bu evet, konuda yani söyleyebiliriz. Şeyin etkisi de var bence. İşten çıkarmak yasaklandığı için hükümet tarafından. O yüzden buradaki resmi işsizlik rakamının hani normal bir süreçte daha da yükseleceğini bekleyebiliriz. Yükselmesini bekleyebiliriz. Bir de Türkiye'nin şanssızlığı burada burada işsizlik oranını görüyoruz. Mesela Ocak 2019'da %15 seviyelerine falan gelmişti resmi işsizlik. Yani bu COVID'den önce de Türkiye'de ciddi manada bir işsizlik oranı vardı. Şimdi üstüne COVID geldi. Şu an işten çıkarma yasak olduğu için 13-14 aralığında seyrediyor ama bunu o 15 seviyesinde üstüne çıkması olası olabilir yani bundan sonraki normalleşme sürecinde. Evet, bu arada son bir ayda açıklanan ayrıca bir haber daha var. Yabancı uyruklu öğrencilerin de Türkiye'de resmi olarak çalışma izinleri olabilecek ve bu yani işverenler için herhangi ekstra bir sigorta ücreti ödemelerine gerek duymaksızın yani işe alınabilecek. Yani herhangi bir Türk vatandaşı gibi yabancı uyruklu öğrenciler de aynı şekilde işe alınabilecek. Dolayısıyla bu da işsizliğe nasıl bir etki yaratacağı şimdilik pek bilmiyorum, fakat ufak ya da işte üniversitenin yoğun olduğu şehirlerde belki Türk vatandaşlarıyla işte yabancı uyruklu öğrenciler arasında farklı bir dinamik olma ihtimali var bu işsizlik veya iş alma konusunda. Yani hizmet sektöründe zaten şu an ciddi bir daralma var, işte genelde öğrenciler hani oralarda daha çok istihdam ediliyordu. İşte kafeler, barlar vesaire, buralarda ciddi bir
iş kaybı var. Hani bunların etkilerini de göreceğiz. Yani şu an kısa çalışma ödeneği falan veriliyor. İşte devlet teşvik yapıyor. Ama bu teşvikler bittiğinde hani işsizlik rakamlarını gerçek manada görebileceğiz bence. İşsizlikten sonra brüt rezervler var. Bildiğimiz üzere hem Türkiye'de hem de uluslararası kuruluşların dikkat çektiği çok önemli bir veri brüt rezervler. Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere baktığımızda brüt rezervler yani altın dahil ve altın dışı olan makas büyümeye başlıyor. Yani açılmaya başlıyor. Çünkü döviz yerine bu rezerv yani döviz rezervleri yerine altın rezervleri konulmaya başladı. Grafikte gördüğümüz gibi 45 seviyesi hatta bir ara 40 seviyesinin altını da gördü. Yani döviz altın dışında olan rezervler, döviz rezervleri brüt olarak da 92 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Buradaki döviz rezervlerinin swapları da dahil edildiğini bilmemiz gerekiyor. Yani burada hesapladığım yani kayıt edilen 15 milyar dolarlık Katar swapı, Çin'den gelen 3 milyar dolarlık swap ve diğer olan işlemler. Dolayısıyla hesaplara göre bunu en son olarak International Institute of Finance belki siz de takip etmişsinizdir. Robin Brooks'un hesapladığı veriler brüt rezervlerin eksi 30 ile eksi 40 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Yani uluslararası olarak ve Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hesapları biraz farklılık da gösteriyor bu durumda. Evet, orada swapları falan da dahil ediyorlar hani brüt rezervlere. Hani swapları çıkarınca eksiye iniyor. Oradaki durum Aynen. ondan kaynaklı yani tamamen. Bu arada Merkez Bankası'nın 2019'a kadar ciddi olarak bir Amerikan tahvili vardı. Yani 60 milyar dolar civarı. Onların da hepsi satıldı yani. Hatta onların büyük kısmının altına dönüştürüldüğü söyleniyor. Yani bu yüzden de hani altın rezervlerinde biraz artış oldu yani son dönemde. Yani bunun yapılma nedeni de şu, bu işte Halkbank davası olsun, işte Rıza Zarrab'ın davaları vesaire onlar ortaya çıkınca Amerika'daki o tahviller satıldı hani onlar el konur mu düşüncesiyle. Evet. Birçoğu altına dönüştürüldü. Ama hani tabii altın yeterli değil bence. Hani burada esas belirleyici döviz rezervleri. Orada ciddi bir düşüş var. Özellikle bu sene çok ciddi bir düşüş var. Evet, hatta son Moody's raporu, biraz sonra o rapora da geleceğiz. Son Moody's raporunun dikkat çektiği nokta da bunlardan birisi. Çünkü yani mali yapısının aşılandığını hatırlattı ve ilk kez bir ödemeler dengesi yaşanabileceğini, bir kriz yaşanabileceğini söylemişti. Beraberinde hani kredi notu düşürülmesi esnasında. Evet, ödemeler dengesi krizi olabileceğini vurgulamıştı, hatırlıyorum ben de o Evet. açıklamayı. Rezervlerden sonra yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı var. Bu veri ilginç bir şekilde bunu sunmak istedim. Çünkü gerçek kişiler, tüzel kişiler ve toplam olarak yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı sürekli artışta. Dolayısıyla bu sosyoekonomik açıdan çok değerli bir veri. Yani halkın dolara olan talebi ve tam tersi yani Türk lirasından kaçışının bir göstergesi, bir grafiği aslında önümüzde duruyor. Hatta veriler zaten 2018 işte Ekim, Ağustos bu Brunson davasından sonra olan sürekli bir yükseliş görüyoruz. Dolayısıyla bu yükselişi durdurmak adına
yapılan adımlar, yani yabancı kaynakların da söylediği gibi, sadece faiz artırımıyla olur. Yani faiz artırımından Türk lirasının daha cazip bir faiz oranı sunması ile hane halkının dövize karşı bu kadar yüksek bir talebi sunmasından ziyade Türk lirasına kaymasına ya da elinde tutmasına neden olabilir. Yani sadece faizde indirgemeyebiliriz. Hani genel anlamda vatandaşlar ekonomi politikalarını hani sağlıklı bulmadıkları için bence esas olarak dövizde kalmaya devam ediyorlar. Hani ne zaman ki ekonomi politikaları vatandaşları ikna edici boyutta bir hal alır, o zaman bu döviz mevduatlarında da bir azalış görebiliriz bence. Evet, evet. Yani hatta %50'nin üstüne çıktı diye biliyorum hani TL oranla. Onun oranı var mı bilmiyorum grafiği de. %50'nin üstündeydi en son dövizlerin TL'ye oranı. Evet, onu bakabiliriz daha sonra. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ve TL'yle olan kıyasını. Sonrasında yabancıların hisse senedi ve dips piyasalarında nert hareketleri bu 52 haftalık toplam olarak yapılmış. Yani daha şu anki olan seviyeler, yani burada gördüğümüz seviyeler 2014-2015 seviyelerinde dips hareketlerinde gördüğümüz bir seviye. Fakat hisse senedi kısmında baktığımız zaman, yani şu arkalarda gördüğümüz maksimum bu seviyelere kadar indiğini görüyoruz. Ama son dönemlerde hisse senedinden işte maksimum bu artışlar gelmiş. Yani bu bant içerisinde hisse senedi hareketleri seyrediyor. Fakat son durumlarda geldiğimizde yani gelişmekte olan ülkelerden bir kaçış var. Fakat bazı ülkelere kıyasla, yani gelişmekte olan ülkelere kıyasla ki aynı ligde kabul ediliyor Türkiye'de, bu hisse senedi piyasasından daha hızlı bir kaçış gözlemlendiğini yazılmış durumda. Evet, yani burada diğer gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışıyoruz. Yani özellikle 2018 yılına evet. Ayrışma var. Hani buna belki burada dikkat çekebiliriz. Yoksa şu an diğer gelişmekte olan ülkelerdeki durum bizdeki gibi değil yani. Hani birçok ülkeye ciddi para girişi oldu. Özellikle evet. Yaz döneminde. Ama bizde herhangi bir değişiklik olmadı yani. Galiba 2018'in şu kısmından sağ tarafa doğru devamlı bir hisse senedinden evet. Kaçış görüyoruz. Yani yabancıların hisselerini sattığını görüyoruz. Şu an zaten Borsa İstanbul'da büyük payını da aynı şekilde tarihi yani, dip seviyelerde şu an yabancı oranı Borsa evet. İstanbul'da. Yani ilk defa galiba %40'ların altına falan gelmişti en son. Tarihi diplerde şu an orada da. İşte orada şöyle bir şey oldu hani madem yabancılar çıkıyor borsa peki niye düşmüyor diye hani düşünecek olursak Türkiye Varlık Fonu üzerinden ciddi anlamda bir alım yapılıyor. Bir de bu bireysel emeklilik şirketlerine hisse senedi piyasasından yatırım yapma zorunluluğu getirildi. Bunların etkilerinden dolayı hani şu an için BIST'te büyük bir geri çekilme görmüyoruz. Yani onu da altına evet. Çizmek istedim ama hani yabancı oranı her geçen ay daha da düşüyor. Evet. Sonrasında ödemeler dengesi var. Daha öncesinden iki grafiklerde bunları da belirtmiştik. Bu veriler Ağustos, fakat daha sonrasında çok daha sert bir daralma söz konusu oldu. Daha önceki grafikte bundan belirtmiştik. Burada dikkat çekmek istediğimiz bir konu daha var. Daha önce CDS priminden bahsettik. CDS priminin şu an 507 civarında olduğunu görüyoruz. Rengini... Biraz yapsam daha iyi olur. 507 civarında olduğunu, yani birkaç gün önce 500 seviyesinin altında
hareket etmeye başladı. Fakat pek kalıcı olmadı. Tekrar bir yükselme hareketi görüyoruz. Ama ayrıca burada dikkat çekmek istediğimiz konu bu negatif ayrışmanın başladığını ve bir noktada tekrar burada olduğu gibi birlikte bir hareket etme durumu söz konusu. Dolayısıyla bunu yani buradaki gebin kapanma ihtimali yüksek gözüküyor. Hani geçmişteki tabloya bakarsak. Evet. O aralık kapanacak. Hani belki dolar lehine, Türk lirası lehine de kapanabilir. Hani bu da bir ihtimal. Ya da CDS'ler yukarı gidecek. Doları kuru yakalayacak. Evet. Yani bu grafik hem International Institute of Finance'da da paylaşıldı. Bunu Market Year'dan aldık. Fakat buradaki dikkat çekmek istedikleri konu mesela burada bir gap oluşmuş. Fakat gap CDS'lerin artmasıyla kapanmış. Aynı şekilde burada da artan bir gap var üçgen olarak. Fakat tekrar CDS'lerin artmasıyla kapanmış. Aynı şekilde üçüncü örnekte burada açılan gap CDS'lerin artmasıyla olmuş. Dolayısıyla tekrarlayan bir döngü, tekrarlayan hareketlerinin olmasından endişe ediliyor ki bu o zaman Türk lirası ile CDS'lerinin 700 civarı veya 650 civarı seviyelerinde olması durumuna ya da birleşmesi durumuna tekabül ediyor. Ki o zaman dünya genelinde ikinci sıraya, yani Venezuela'dan sonra, ki Arjantin'in seviyeleri de aynı şekilde 600 civarı, ikinci sıraya yükselmemize neden olacaktır. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden aldığım birkaç veri var burada. Bunları belirtmek istedim. 2008-2009 finansal krizinde Türk lirası %50 değer kaybetti. 2012 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ihracatçının rekabet gücünü korumak için döviz konusunda 1,5 seviyesi kırmızı çizgimiz diye açıklama olduğunu buldum. Yani bu 1,5 seviyesini yani altına olan kırmızı çizgi olarak belirtmişler. Dolayısıyla pardon, üstünde olduğu belirtmişler. Dolayısıyla daha üst bir seviyesine çıkmasını istiyorlar diyebiliriz. Çünkü bu şekilde rekabet gücünü koruması gerekiyor. Eğer çok değerli bir Türk lirası olduğu zaman ihracatçı da daha zor durumda kalıyor. 5 yıl sonra ise aynı başka bir açıklama geliyor. Meclis 3.70 altına inen kur için müdahale istiyor. Yani bu sefer de ya da 2020'de ham madde alımında döviz sorunu çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu ihracatçının 10 yıl içinde çok değerli bir Türk lirasının problemi ile ise çok değersiz bir Türk lirası karşısında kalınan bir durum var. Muhtemelen 2014-15 yılları arasında belki bir denge oluşmuş olabilir. Hani fakat tekrardan yani ihracatın ithalata da bağlı olduğunu, çünkü ham madde kısmı da ihracata çok bağlı bu konuda. Türkiye ekonomisi çerçevesinde konuşursak. Dolayısıyla bu 2012-2013 yıllarında çok değerli bir Türk lirası problemiyle karşı karşıya kaldığımız süreçten şimdi ise çok değersiz bir Türk lirasıyla karşıya kaldığımızı belirtebiliriz. Bunu da real efektif döviz kuru diye bir tablo var. Oradan bunu takip edebiliriz. Yani orada yine rekor düşük seviyelere geldi real efektif kur. Evet. Bunu da o tablodan takip edebilir arkadaşlar, yani merak edenler. Moody's kararları var sırada. Biliyoruz bu 21 Eylül tarihinde kredi notunu B1'den B2'ye düşürüldü. Son 25 yılın en düşük notu olmuş bu Türkiye için.
Hatta kıyaslama olarak aynı krediye sahip olan birkaç ülkeyi yazdım. Kamerun, Kamboçya, Ruanda ve Uganda örneğin. Yani bu ülkelerle aynı yatırım riskini barındırıyoruz diyebiliriz Moody's'e göre. Moody's'in ayrıca bir hafta sonra, yani Eylül'ün sonlarında bir tane daha Türkiye raporu yayınlandı. Ve bu rapora göre mali tamponlar aşındı uyarısı yapıldı. Dışa bağlı kırılganlıklar, ödemeler dengesi krizine yol açabilir uyarısı yapıldı. Ayrıca rezervlerin kısa vadeli borç stoğunu karşılama oranının düştüğüne dikkat çekti. Ki bu literatüre göre %100 olması gerekiyor. Fakat şu an gelinen noktada kısa vadeli rezervlerin kısa vadeli borç stoğunu karşılama oranı %51'lere indiğine dikkat çekti. Yani farklı kaynaklarda okuduğum kadarıyla bunun pek bir sorun olmadığını da belirten birkaç ekonomist var. Bunun aslında çok büyük bir sorun olabileceğini, hatta uzun vadede bu oranının daha da düşmesi kaçınılmaz oluyor. Yani çünkü rezervler gördüğümüz gibi diğer tablolarda devamlı düşüş yönünde. Dolayısıyla bu oranın da düşmesiyle Moody's'in dediği olma ihtimali de bu şekilde artmış oluyor. Bu arada Moody's kararı galiba Fitch Ratings'in kararından sonra geldi. Yani bir ay aralıklarla aynı kendileri de Fitch Ratings'te kredi notunu düşürmüştü. Sonrasında Moody's kararı da açıklandı. Yalnız bu konuda Moody's veya Fitch Ratings yalnız değiller. Çünkü son dönemlerde Royal Bank of Canada, Kanada Merkez Bankası da bir Türk lirası için rapor yayınladı. 1 ila 3 aylık arasında bir değerlendirme ve 6 ila 12 aylık bir değerlendirme yapmışlar. Hatta 2021 için dolar, euro ve Japon yeni karşısında Türk lirasının değerini tahminlerini paylaşmışlar. Dolar Türk lirası için Kanada Merkez Bankası'na göre 8-10 tahmini yazılmış. Euro Türk lirası için biraz daha dalgalı. Yani yıl başında 9.72'lere kadar gelen kurun 9.40'lara kadar ineceğini belirtmiş. Ve Japon yenine kıyasla 12 ve 12.7 seviyelerine geleceğini tahmin etmiş. Bu arada temel olarak analiz yaptıklarında pozitif birkaç adım atıldığını, yani artan faize işaret ederek, fakat yeterli olmadığını yazmışlar. Ayrıca 6 ile 12 aylık bir görünüm için bearish, yani satıcı konumunda olduklarını yani düşüncelerini bu şekilde belirtmişler. Moody's gibi aynı şekilde ödemeler dengesine işaret etmiş, yani dikkat çekmeye çalışmış Kanada Merkez Bankası. Şimdi Trump'ın Türk lirası ile Biden'ın Türk lirasını yavaş yavaş da anlatmaya başlayabiliriz. Yani Türkiye ekonomisi hakkında kısaca bir sunum oldu bu şekilde. Burada gördüğümüz Türk lirası, dolar Türk lirası dalgalanmasını görüyoruz aylık bazda. Ve aynı şekilde Cumhuriyetçi veya Demokratların olduğu dönemlerde olan hareketlerini gözlemleyebiliyoruz. Bu kısımda George Washington Bush'un, yani Cumhuriyetçilerin olduğu dönemlerde Türk lirasının seyrini görebiliyoruz. Yani ortalama 1.40-1.80 arasında olan bir dalgalanma görüyoruz. Sonrasında Demokratların başa gelmesiyle, Barack Obama'nın gelmesiyle bu ortalama 2 seviyesinden 4'e kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu şekilde bir artış oldu. Yani bunu
dediğimiz gibi ceteris paribus olarak değerlendireceğiz. Hani şu anlık durumda. Bir sonraki tabloda ise süreç boyunca olan birkaç çok kritik olayı da ekleyerek o şekilde yorumlamak belki daha doğru olur. 2017'de ise Trump'ın ya da Cumhuriyetçilerin başa gelmesiyle Türk lirasının çok daha hızlı bir şekilde değer kaybettiğini de görüyoruz. Bu tabloda ise bazı kritik olayları kaydetmeye çalıştık. Örneğin Cumhuriyetçilerin George Washington Bush'un döneminde FED açıklamaları var. Burada kuru bu şekilde yükselten bir açıklama olmuştu Bernanke'nin. Sonrasında 2008 krizinde aynı şekilde gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı gerçekleştiği için Türkiye'den de bir Türkiye'nin yani Türk lirasının da bir değer kaybı gerçekleşmişti. Sonrasında ise Bernanke'nin açıklamaları var. Burada olan açıklamalar tahvil alımlarını quantitative durdurmaya başlayacaklarını söylemişti 2013 Mayıs ayında. Ondan sonra zaten gelişmekte olan ülkelerden bir ciddi bir para çıkışı başladı bizim de içinde olduğumuz. Zaten burada da görüyoruz yani o grafiğin seyrini, o açıklamaların seyrini. Evet, şu şekilde bir seyretmiş. O dönemlerde de Gezi Parkı hareketi başlamıştı, protestoları başlamıştı. Sonrasında Barack Obama'nın son dönemlerinde de 15 Temmuz darbe teşebbüsü vardı ve Fırat Kalkanı operasyonu ile birlikte Türk lirasının da değeri 4 seviyesine ulaşmış oldu. Sonrasında Zeytin Dalı Harekatı ve Brunson davasında gördüğümüz gibi ilk kez bu şekilde bir Türk lirasına bir şok yaşanmıştı. Sonrasında diğer olaylarda Trump döneminde olan Bahar Kalkanı Harekatı, hatta burada işte S-400 krizini de ekleyebiliriz veya Libya ve Doğu Akdeniz'de olan durumlardan sonra değer kaybının 8'e doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bu arada bir araştırma yaptık. Yani Yunanistan Türkiye'yi tehdit etti şu şekilde. Yunanistan, Fransa, Avrupa Birliği gibi birkaç yani Türk ekonomisi için ya da genel olarak Türkiye için daha kritik olan birlikler veya ülkeleri seçerek arama motorunda Google'da nasıl bir sonuç aldığımızı ölçmeye çalıştık. Yani Trump ve Biden'ı kıyaslarken diğer ülkeleri de ya da diğer liderleri de katarak bu şekilde bir kıyaslama yapmaya çalıştık. Yunanistan Türkiye'yi tehdit etti diye arama yaptığımızda 3.8 milyon sonuç alıyoruz. Fransa için 4.1 milyon sonuç alıyoruz. Avrupa Birliği için 3.6 milyon sonuç alıyoruz. Ki bunlar hani arşivlerde olan yani 900'lerde olan yayınların sonrasında eklenmesiyle beraber olan bütün sonuçları kapsıyor. Obama, Trump ve Biden'ı baktığımızda Obama için Türkiye'yi tehdit etti açıklaması 922 bin sonuç getiriyor. Trump için 3.4 ortam 3.5 milyon sonuç bulunuyor. Fakat bunların arasında en fazla sonucu bulan Biden için oldu. 5.2 milyon sonuç bulunuyor. Bu bana çok ilginç geldi. Çünkü Biden hala başkan olmamasına rağmen bu kadar fazla Türkiye'yi tehdit etti kalıbı altında haber veya yayın bulunuyor. Dolayısıyla başkan olduğu dönemlerde nasıl bir seyir, nasıl bir konumda olacak? Bütün bu Türkiye'yi tehdit etme sözlerinden geri adım atıp atmayacağını ya da bunların uygulayıp uygulamayacağını bilmiyoruz tabii. Fakat aramalarda baktığımızda bu şekilde bir liderlerin konumunu da öğrenmiş oluyoruz.
Burada da son dönemlerde olan Biden ve Trump arasında anket toplamlarının ortalamaları gözüküyor. Biden'da bir artış görülürken Trump'ta da bir, Trump oylarında bir gerileme söz konusu. Yani son dönemlerde olan... Onun üstüne çıkmış yani en son anketlere göre. Bu da hani ciddi bir fark. Hani kapanma ihtimali düşük aslında. Evet. Hatta galiba CNN bu 1936'dan beri en büyük makas olduğunu söylemişti. Yani yarışlarda, anketlerde. Bu 1936'dan beri olan bu tip bir makası da gördüğümüz gibi mesela SP500'de çok hızlı bir şekilde de yani fiyatlanıyor. Muhtemelen piyasada konuşulduğu üzere Biden'ın kazanması fiyatlanıyor SP500'de. Evet, yani demokratların hem senatoyu hem de başkanlığı alacağı şeklinde bir şu an bir algı var piyasalarda. Bu nedenle de işte ciddi bir alım dalgası var yani Amerikan piyasasında özellikle. Galiba buradaki anket diyebileceğimiz kısımda birkaç senaryo da evet, yazılmış durumda. Fitch'in yaptığı bir analiz bu. Hani olası sonuçlara göre işte demokratlar hem senatoya hem başkanlığı alırsa ne olur? İşte cumhuriyetçiler hem senatoya hem başkanlığı alırsa ne olur gibi. Buradaki olasılıkları sıralamışlar. Yani burada mesela senatonun demokratlarda, başkanlığın cumhuriyetçilerde olması durumunda bir kör düğüm olacağını düşünüyorlar. Yine tam tersi şekilde senatonun cumhuriyetçilerde, başkanlığın demokratlarda olması durumunda yine bir kör düğüm olmasından endişeliler. Bunun tersinde ise şu anki durum yani hem senato hem başkanlık cumhuriyetçilerde olursa bu şu anki status quo'nun devamı anlamına geliyor. Yani mevcut durumun devamı olacak. Ya da tam tersinde hem başkanlığı hem de senatoyu demokratlar alırsa burada da demokratik sweep diye geçiyor. Yani demokratların süpürmesi anlamına geliyor. Burada olasılıklardan bahsetmişler. Mesela demokratların hem senatoyu hem başkanlığı alması durumunda Mayıs ayında sunulan teşvik paketinin gündeme geleceği söyleniyor. Mayıs ayında da 3 trilyon dolarlık bir demokratlar paket sunmuştu. Bu reddedilmişti. Şimdi tabii böyle bir durumda bu paket gündeme gelecek. Yani daha fazla parasal genişleme görmüş olacağız. Bunun karşılığında mevcut durum devam ederse daha düşük bir teşvik paketinin geçmesi bekleniyor. Yani Trump yönetiminde daha düşük bir paket olacak. Onun dışında bir anlaşmazlık olursa yani başkanlık bir tarafta, senato bir tarafta olursa da daha ufak çaplı teşvik paketlerinin geçmesi bekleniyor. Tabii bu senaryolarda yani başkanlığın farklı, senatonun farklı tarafta olduğu senaryolarda bir belirsizlik süreci de olacak. Bu belirsizlik süreci de piyasaları negatif olarak etkilemesi bekleniyor. Yani bu kısaca bu görselden anlamamız gereken noktalar bunlar. Evet. Bu aradaki senaryoların farkları büyük aslında. Yani demokratların hem başkanı hem de senatoyu elde etmesi aslında çok büyük değişikliklerin de habercisi oluyor. Evet. Yani işte sağlık harcamalarının artması yani sosyal güvenlik uygulamalarının genişletilmesi planlanıyor demokratlar tarafından ve vergilerin arttırılması düşünülüyor. Hem evet, bireyler tarafında hem de şirketler tarafında daha yüksek vergilendirme olacak. İşte büyük teknoloji firmaları FANG diye geçiyor. Bunlara daha fazla denetim, daha fazla regülasyonlar olacak. Hatta bu büyük firmaların parçalanması gibi bir süreç de hatta konuşuluyor. Eğer demokratlar hem senato hem başkanlığı alırlarsa. Onun dışında altyapı harcamalarına ağırlık verilecek. Eğitim harcamaları, işte göçmenlerle ilgili bir reform yapılacak. Bu Amerika'da ciddi manada bir öğrenci kredisi baskısı var. Yani birçok öğrencinin ciddi anlamda bir kredi yükü var. Ve bu kredi yükü büyük oranda da ödenemiyor. Özellikle bu Covid'den sonra. Orada ciddi bir sıkıntı oluştu.
Bunlarla ilgili belli adımlar atılacak. Yani bu şekilde özetleyebiliriz bu tabloyu. Bu geçmelerle ilgili bir kısım da söylemedin. Galiba piyasadaki algı Biden'ın kazanmasından sonra Meksika duvarını ya da herhangi bir kısıtlamayı kaldıracağını ve bu konuda Meksika pesosunun da değer kazanacağı yönünde bir algı var. Yani orada olan sorunları, hatta aynı şekilde Çin ile olan ticaret savaşının da daha hafif veya daha Evet. bilateral anlayışla çözülmesinden yana olduğunu, dolayısıyla da Yuan'ın da bu durumdan yani değer kazanacağı, nasipleneceği Zaten hani konuşuluyor. Yuan'ın grafiğini takip ediyor musunuz bilmiyorum ama orada ciddi bir değerlenme var Yuan'da. Yani şu an aslında piyasa bunu satın almaya başladı ciddi Evet. oranda. Yuan'da da tarihi dip seviyelere doğru iniyor yani. Yani dolar Yuan paritesinden bahsediyorum. Yani Evet. Yuan'la yine bir hareket var şu an. Tabii onun devamını bekleriz yani eğer hani demokratlar iki tarafı da kazanırlarsa. Bunu da devam etmesini bekleriz. Evet. Buradaki grafikte durabiliriz belki biraz. Aradaki farkları anlatmak açısından önemli olabilir. Yani Biden'ın gelmesi durumunda nasıl bir adım izleyebileceği konusunda birkaç başlık seçtik burada. Mesela örneğin Çin ve İran ile ılımlı bir politika izleyeceği konusunda birkaç defa açıklama yapmıştı. İşte ticaret savaşının sonlanması konusunda ya da İran ile Obama döneminde olan anlaşmayı tekrardan işte yürürlüğe sokup şekilde hem Avrupa ile ilişkileri daha iyi bir düzeyde tutması düşünülüyor. Çünkü mesela bu durumda ABD'nin İran anlaşmasından çıkmasından sonra Avrupa Birliği farklı kanallarla İran ile ticareti devam ettirmeye çalıştı bir şekilde. Ama yine de bu embargolardan İran ekonomisi son derece aşınmış durumda. Irak ve Suriye'de askeri varlığı artırmak konusunda birkaç defa açıklamalarını da okumuştuk. İşte PKK veya PYD'ye daha fazla destek, işte Suriye değeri zor olan bölgede Amerika bulunuyor. Dolayısıyla bu petrol yataklarının olduğu kısımlarda daha fazla bir, daha yoğun bir askeri varlık. Bu da tabii Türkiye ve Rusya ile daha yakın bir teması gerektiriyor. Belki de işte önümüzdeki yıllarda sadece Türkiye ve Rusya'nın birlikte yaptığı bir anlaşma değil de belki üç partnerin de bir anlaşma söz konusu olabilir. Biden'ın ayrıca sözde Ermeni soykırımını tanımak gibi bir niyeti olduğunu açıklamıştı. Bunun belki bir S-400 yani Katsa yaptırımlarıyla ilgili bir masa bir madde olarak ekler mi? Bunu da önümüzdeki dönemlerde görebiliriz. Ayrıca İncelik'teki nükleer bombaların taşınması konusunu açmıştı. Hatta Yunanistan'ın Girit Adası veya Ürdün'deki Aman yakınlarında bir yeni bir üs inşa etme ya da var olan üsleri genişleme konusunda ve İncirli'ye bir ikame yapma konusunda açıklamaları vardı. Tabii yani Türkiye hükümetiyle eğer herhangi bir anlaşma yapılmaz ise. Ayrıca S-400 ve Doğu Akdeniz için Katsa yaptırımları gündeme alınabilir Biden döneminde. Bu da tabii Brunson davasında gördüğümüz gibi hani herhangi bir Katsa yaptırımı olmasa bile. Gerçi Katsa yaptırımları olmuştu fakat burada birkaç notum var. İlginç bir şekilde o dönemlerde Türkiye'deki Adalet Bakanı'nın ve İçişleri Bakanı'nın Amerika'daki mal varlıkları dondurulmuştu. Fakat şöyle bir durum var. İkisinin de Amerika'da herhangi bir mal varlığı bulunmuyor. Ya da girişleri yasaklanmıştı. Fakat önümüzdeki yani o dönemdeki karardan 2 yıl sonrasında herhangi bir Amerika'ya gitme planları yoktu. Dolayısıyla bu durum Trump döneminde alınan kararlar ve
aslında içi boş yaptırımlar olduğu yorumlanmıştı. Fakat Biden döneminde bu yaptırımlar çok daha gerçekçi, çok daha etkileyici bir yani pakette onaylanabilir. Onu önümüzdeki dönemde görebiliriz. Son olarak da Suudi Arabistan ile mesafeli ilişki olacağını söylemişti. Bu Cemal Khashoggi'nin öldürülmesinden sonra Biden'dan sert tepkiler duymuştuk. Sonrasında ise Trump'ın gelme olasılığından Utku'nun da dediği gibi aslında bir durumun devam etmesi, status quo söz konusu olduğunu bahsediliyor piyasada. Mesela Çin'e finansal ve askeri baskının devam etmesi, işte Doğu Çin, yani Güney Çin Denizi'nde daha fazla yani askeri varlık, işte Tayvan ve Hong Kong olan Singapur gibi ülkelerle daha fazla askeri tatbikat, Orta Doğu'dan Pasifik'e doğru bir eksen kayması olması söz konusu. Türkiye'nin planlarında daha alımlı bir yaklaşım, yani şu anki durumla devam etme olasılığı var. Halkbank davası ve diğer yaptırım söylemlerinden uzak bir tavır ve Suudi Arabistan ve Rusya arasında hakem oyunu diye tabir edebileceğimiz bu Covid döneminde, petrolün düşüşü döneminde gördüğümüz gibi Suudi Arabistan ve Rusya'nın sert söylemlerinden ziyade Amerika'nın uzakta kalıp dünyanın en büyük petrol üreticisi konumuna geçmesi gibi söyleyebiliriz. Konuda Utku, belki senin de katmak istediğin, ya da değerlendirmek istediğin bir konu yani var. Yani burada hani şey olarak özetleyebiliriz belki, yani Biden gelirse daha çok Orta Doğu'ya daha yönelecek. Çünkü orada işte Irak, Suriye gibi konular var. İşte şimdi Karabağ sorunu var. Yani Orta Doğu'ya daha fazla yönelmesini bekleyebiliriz. Zaten Türkiye ile ilgili görüşleri ortada. Yani bir konuşmazlığı var yani, yani Biden'la mevcut hükümet arasında. Trump'la olan ilişkiler de hani malum ortada zaten. O yüzden hani Orta Doğu'ya bir yönelme olabilir Amerikan dış politikasında. Onu bekleyebiliriz. Biden seçilirse Çin ne yani Çin şirketleri, işte Huawei gibi büyük şirketlerin biraz daha ellerinin rahatlamasını bekleyebiliriz. Yani bu Amerika'daki hisse senetlerinde bir rally olabilir Çin şirketlerinde. Yani bunları ekleyebilirim. Şu an aklıma gelenler bunlar. Bu daha önce işte Trump'tan Pentagon ve işte Savunma Bakanlığı, genel olarak Savunma Bakanlığı için negatif birkaç söylem de okumuştuk. Onların sadece savaşmak istediğini veya sadece askeri üretim, askeri teçhizat üretim yapan firmaları doyurmak istediği gibi bir açıklama gelmişti Trump'tan. Oysa ki Biden'daki durum çok Pentagon'a yakın bir çerçeve ve duruş sergiliyor. Dolayısıyla bu S-400 konusunda Pentagon'dan iki ay önce bir açıklama gelmişti. Sadece aktif etmemek yeterli değil açıklaması gelmişti. Dolayısıyla bu S-400 konusunda Biden'ın gelmesiyle bu S-400'leri Türkiye dışında veya işte İncirli'ye konuşlandırmak veya Amerika'ya satmak, ki bu çok çok daha zor bir olasılık, veya nasıl bir istekte bulunabilir Biden yönetimi, o konuda şimdilik herhangi bir fikir yok ortada. Sadece işte eğer yönetime geldiğinde nasıl bir tavır sergileceğini bilmiyoruz S-400 konusunda. Ayrıca bir de F-35 sorunu var ki hala Pentagon'la sorunumuz var ve verilmiyor. Evet, ama F-35 programından tamamen çıkarıldı şu an Türkiye. Evet. Hani o konuda artık pek umudumuz kalmadı diye biliyorum ben. Evet. Yani sadece şey, işte Türk hükümetinin 1.25 milyar dolarlık bir ödemesi olduğunu ve bu ödemenin karşılığında bir belki işte müzakere olursa masada farklı bir yani bir kart olarak sürülebilir. Yani. Evet. Olabilir. Bu arada bizim kaç tane şu an slide'ımız kaldı bundan sonra? Bundan sonra
herhangi bir slaydımız yok. Ha, Bunun bitti. üzerinde de Tamam. evet. Hani çünkü soruları da alalım. Hani arkadaşlardan belki hani çıkması gerekenler falan olabilir. Tamam. Soruları da cevaplarız. Ondan sonra da yeni sorular gelmezse şey yaparız. Yavaştan sonlandırırız bugünkü oturumu. Tamamdır. Bu arada galiba iki tane sorumuz var. Şunları okuyayım. Yani bu Çağrı Bey selamlar. Bu sorularınızı isterseniz özelden cevap versek çok daha doğru olur. Ben bu soruları kaydedeyim. Webinarda Yani şey demiş sanırım Euro TL'de long pozisyonu var. Swap yazıyor gecelik olarak bu long pozisyon nedeniyle. Hani bu pozisyonu taşımam mı daha karlı olur yoksa kapatmam mı daha karlı olur diye soruyor. Burada şöyle bir şey var Tikmil'de TL çiftlerinde ve egzotik paritelerde 3 gece masrafsız olarak eğer swapsız hesap kullanıyorsanız masrafsız olarak 3 gece taşıyabiliyorsunuz pozisyonları. Yani bu şekilde 3 gece taşıyıp 4. gün içerisinde pozisyonu kapatıp açarak yani o kapatıp açma işleminde tabii gündüz vakti yapın. Yani piyasaları açıkken, Türkiye piyasası açıkken çünkü spreadler daha düşük olacaktır. Gündüz vakti pozisyonunuzu kapatıp açarsınız. Tekrardan bir 3 gün daha kazanmış olursunuz. Bu şekilde hani swap faizi ödemeden pozisyonu taşıma imkanınız olabilir. Evet. Şey demiş, ikinci soruyu da okuyayım istiyorsan. Bir kriz durumunda önlem olarak swap faizleri aşırı yükseltilirse kâr edersek paramız ekside kalır mı? Yani swap faizleri yükseltilirse ne olur? Tabii likidite sağlayıcılardan gelecek oranlarda da artış olur. Yani sizin eğer long taraftaysanız Euro-TL'de ya da Dolar-TL'de gecelik olarak ödeyeceğiniz faizler yükselecektir. Çünkü yani dinamik bir şey bu. Tamamen likidite sağlayıcıdan gelen gecelik maliyete göre orada fiyatlandırma yapılıyor. Tam tersi durumda da ama mesela Euro-TL'de ya da Dolar-TL'de şorttaysanız eğer faizlerde bir artış varsa bu sefer siz şortta olduğunuz için gecelik daha yüksek bir faiz alacaksınız. Yani burada bir iki taraflı durum söz konusu. Yani faiz de ödeyebilirsiniz, faiz de alabilirsiniz. Eğer şort taraftaysanız da her gece faiz alıyorsunuz. Hatta çarşamba geceleri 3 günlük faiz ödenir. T artı 2 kuralından dolayı, hafta sonundan dolayı. Çarşamba gecesi mesela tutuyorsanız short pozisyonu 3 günlük olarak size swap ödenir. Tabii bu söylediklerim swaplı hesap için geçerli. Tekmil'deki hesaplar standart olarak swaplı açılıyor. Biliyorsunuzdur zaten. Eğer hesabınızı swapsız yapmadıysanız bu swapları ya ödüyorsunuz ya da alıyorsunuz gecelik olarak. Evet, Başka soru var mı bunlar dışında? Türk lirası ile ilgili veya Ha, bir soru daha sanırım geldi. ABD başkanlık evet. seçimlerini euro, dolar ve altın açısından kısaca yorum var mısınız? Tabii, Utku belki sen yorumlamak istersin. Tamam. Yani sen de yine istiyorsan fikirlerini Tamam. söyle. Aslında biraz önce sunum esnasında belirtmiştik yani bu işte 4 tane seçenek var hani olasılıklar dahilinde olan. Bu 4 seçenekten hangisinin gerçekleşeceğine göre bir piyasa fiyatlaması olacak. Yani atıyorum demokratlar süpürürse yani hem senatoyu hem başkanlığı alırlarsa dolarda yani dolar endeksinde bir geri çekilme görebiliriz anlık olarak. Bunun dışında endekslerde Amerikan hisse senedi piyasasında bir yükseliş görebiliriz. Ama tam tersi bir tarafın yani senatonun demokrat başkanlığın cumhuriyetçi gibi olması durumunda belirsizlik ortamı oluşacağı için bir süreliğine piyasalarda bir geri çekilme görebiliriz. Yani risk iştahı azalacak piyasalarda. Bu nedenle de öyle bir ortamda altının değerinin artmasını bekleriz. Euro dolarında dolar endeksinin de artacağı için yani dolara nakite bir dönüş olacağı için
Euro dolarının da aşağı doğru çekilmesini bekleriz. Yani burada tamamen Amerikan başkanlık seçimlerinin nasıl sonuçlanacağına göre bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Amerika'daki gelişmeleri çok yakından takip etmenizi öneririm. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Euro dolar paritesinden ziyade altına bir şey eklemek istiyorum. Burada aşı çalışmalarını da takip etmek faydalı oluyor. Biliyorsunuz bugün Johnson & Johnson firması aşı çalışmalarında durduğunu söylemişti. Yani daha önce AstraZeneca'nın da yani başına geldiği gibi araştırmalarda, deneylerde birkaç hastanın ağır semptomlar göstermesi sonucunda bu çalışmalar durdu. Yani bu çerçevede değerlendirmek yani onu düşünüyorum. Eğer altın ya euro dolar paritesine trade edecekseniz. Tamamdır. Başka bir sorunuz varsa onları da alabiliriz. Yoksa bugünkü Ha, yayınımız da. benim mikrofon kapalıymış da ben konuşuyormuşum. Şu an fark ettim. Tamam. Şey yapabiliriz. Evet. Hani bundan sonraki oturumlardan falan bahsedebiliriz. Hani eğer soru gelene biraz süre verelim bence hani soru sormaları için. Evet, evet bizim Perşembe günü Devam Perşembe edeceğiz. günü devam edeceğiz. İkballi Hoca'nın sunumu olacak. Evet. Mum formasyonlarından bahsedecek Perşembe günü. Evet, aynı şekilde saat 8'de başlayacağız. Eğer linke kaydolmuşsanız zaten aynı şekilde bildirim geliyor. Eğer topluluğumuza katılmak isterseniz exiforex.com'dan formu doldurabilir veya bilgi@exiforex e-mailine bilgi Gelebilirsiniz. yazabilirsiniz. Ya da diğer sosyal medya grupları var. 29 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek Salı ve Perşembe günleri. İkbal'in sunumları olacak. Burhan Hoca'nın sunumları olacak. Sinyal grubunda tanıyorsunuzdur zaten Burhan Hoca'yı. Bu şekilde 29 Ekim'e kadar devam edecek webinarlar. Çok kısa EuroCAD galiba istenmiş. Grafik penceresinden çok kısa bir bilgi verelim. Az çok euro dolar paritesinden de aslında yani aynı yönde hareket ettiğini de varsayabiliriz. EuroCAD kısmında ben satıcı olduğunu düşünüyorum. Yani daha aşağıları da görme ihtimalini yani düşünüyorum. Görme ihtimali var olduğunu düşünüyorum. En azından 1.50 kısmına kadar uzun vadede gelme ihtimali var. Burada yayınımızı o zaman Utku nasıl yapalım? Yani başka soru yok gibi gözüküyor. Evet. Yavaştan sonlandıralım. Zaten devam edeceğiz yani Perşembe günü yeni oturumla. Yine o diğer oturumlarda da sorularınızı bekleriz. Tamamdır. Sen de katıldığın için çok teşekkür ederim. Aynı Ben şekilde teşekkür ederim. arkadaşlar da sizin için de çok teşekkür ederiz. Tekrar Umarım diğer faydalı yayın. olmuşuzdur. Umarım faydalı olmuştur. Evet. Diğer yayınlarda da görüşmek üzere tekrardan. Ben de. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi akşamlar.